Efendim şimdi de yanımızda Tuğba Hanım ve Dilek Hanım var, işletmemizin sahipleri. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve buradaki hizmetleri kendilerinden öğrenmiş olalım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilek Hanım, öncelikle sizleri tanıyarak başlayalım istiyoruz röportajımıza. Ben Dilek Çayıroğlu. Yaklaşık 15 yıldır bu işin içindeyim. 6 yıldır da bu işletmenin sahibiyim. Çok güzel. Aslında uzun yılların tecrübesini bizler buraya taşıdık diye. Şimdi Tuğba Hanım, birazcık buradan bahsetmek istiyorum açıkçası. Değerli izleyicilerimize Pürdükat şu anda bizleri dinliyor olacaklar. Evet. Şimdi güzellik alanı diyoruz, kadınlara hitap ediyoruz ama buradaki hizmetlerimiz nelerdir? Kadına dair aslında her şeyi yapıyoruz. Renklendirme, saç kesim, kişisel bakım ve gelin makyajı ve gelin odaklı daha çok çalışıyoruz salonumuzda. Bunun yanında bütün hizmetleri veriyoruz ama şehrin önde gelen isimlerindeyiz. Gelin makyajı ve gelin saçında. Bu şekilde güzel. Profesyonel çalışmalarımız mevcut. Aslında bütün hizmetlerimiz mevcut ama gelin olarak daha çok odaklı çalışıyoruz. Yani tercihlerimiz çok fazla olduğu için biz de bu yöne yöneliyoruz. Tabii ki birçok işte profesyonelliğimiz var ama yoğunluk, tercih böyle olduğu için bu tarz hizmeti daha fazla veriyoruz. Çok güzel. Şimdi saç renklendirmesi yapıyoruz dedik bizler burada. Renklendirmede en önemli olan şeylerden birisi, biz kuaföre gidiyoruz, elimizde bir tane fotoğraf, diyoruz ki ya biz bu saçı istiyoruz ama yapabilecek misiniz? Şimdi bazen o saçlar yanıyor, pamuk şekere dönüşebiliyor. Bu noktada bence kullanmış olduğumuz malzemenin kalitesi çok önemli diye Kesinlikle. Düşünüyorum. Peki sizler burada kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi öncelikle bu tarz işlemlerde müşterinin saçlarını analiz ederek başlıyoruz. İşletmemizin ilk öncelik gelen kuralı şudur. Olmayacak işlemi asla yapmıyoruz. Para için bunu tercih etmiyoruz. Eğer bu saç o fotoğraftakine, müşterinin tercihine göre sonuç çıkmayacaksa biz bunu yapmayı kabul etmiyoruz. Bunu anlatıyoruz müşteriye. Ben yine de kabul ediyorum dese de biz o riski almıyoruz. Çünkü insanların saçları çok değerli, yüzleri çok değerli. Biz hata yaptığımız zaman kendimizi kaybediyoruz. Yani ismimizi kaybediyoruz ve bu hatayı yapmamaya çalışıyoruz. Çok güzel. Aslında bizler burada yönlendirmeler sağlıyoruz ki insanlar üzülmesin diye. Çünkü saçlar gerçekten çok önemli. Evet. Kadınların gerek psikolojilerini gerek güzelliklerini aslında ortaya çıkartan bir unsur diyebiliriz. Bizler burada microblading işlemleri de yapıyoruz dedik ama burada tabii ki önemli olan sizin yönlendirmeniz. Biz ne kadar kaş istersek de suratımızda nasıl duracağını bilemeyebiliyoruz. Peki bu noktada sizler insanları yönlendiriyor musunuz? Yani işlem nasıl başlıyor? Tabii ki. Microblading işlemi kaşın doğallığını bozmamaktır. Kaşın dışına çıkmıyoruz. Yani müşteriyi bir yıl sonra da o memnuniyeti sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. İlk anda anı kurtarmak için çalışmalar yapmıyoruz. Yüz tipine göre, göz yapısına göre, dediğim gibi yüz ve saç önemli olduğu gibi kaş en önemli nokta. Yanlış çalışma daha sinirli gösterebilir, daha güzel gösterebilir. Bunu doğru teknik ve doğru ürünle çalışmak çok önemli. Microblading'de en önemli dikkat ettiğimiz şey malzeme. Kesinlikle. Çok iyi yapıyor olabilir bir isim, çok profesyonel bir yer olabilir ama eğer kullanılan boya içeriğinde demir oranı varsa kullanılan boya da zamanla kaşlarda kızarma, yeşerme, morarma gibi sonuçlar doğuruyor. Biz en önemli değindiğimiz nokta, garanti verdiğimiz şey bu. Kaşınızda asla kızarma, yeşerme olmayacağının garantisini veriyoruz. Çok güzel. Şimdi aslında bu boya geçtikten sonra genel olarak bize söylerler ama öyle bir şey yok. Evet. Aslında boyanın kalitesi önemli. Çünkü vücudumuzdaki demir oranıyla boyadaki demir de karşılaştığı zaman bu şekilde bir sıkıntı yaşanabiliyor. Kızarma, yeşerme yaşayabiliyoruz. Bu noktada bence güven de çok önemli. Ve asla dönüşü olmaz. Pişmanlık yaşasın istemiyoruz. Ve çok şükür şehrimizde bu işi çok güzel yaptığımıza inanıyoruz. Bunda tabii müşterilerimize borçluyuz. Bizi tercih ettikleri için. Bu sezonda 36 geline kadar çıkardık bir günde. Oo, çok güzel. Önümüzdeki sezonda daha da bu sayıyı arttıracağız. Güzel aslında işler çıkaracağız. Alanımız da bayağı geniş, müsaitiz. Evet. Yani. Yalnız en büyük korkuları gelinlerimizin şudur. Çok gelin alıyor, acaba baştan savma iş yapıyor mu diye. Hayır, sayı hiçbir zaman önemli değil. Biz yapacağımız işin arkasındayız. Her gelin kendinden ve saatinden sorumlu olduğu için hiçbir gelin daha çok şükür hiçbir sıkıntıyla ayrılmadı ve güzel memnuniyetlerle
bitirdik işlerimizi. Çok güzel. Aslında rezervasyon sistemiyle çalıştığımız için herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Evet. Şimdi açık gelinlerimiz olduğu kadar türbanla gelinlerimiz de var. Birazcık bunlardan da bahsetmek istiyorum. Modellerde trendleri takip ederek hareket ediyoruz. Tabii ki bunda da makyajda olduğu gibi müşterilerimizin kendi istekleri de çok önemli. Onların tercihleri konusunda ilerleyerek devam ediyoruz. Daha başarılı işler çıkarmak için bu yolda devam edeceğiz. Çok güzel. Ben birazcık Dilek Hanım'la da sohbet etmek istiyorum açıkçası. Şimdi Dilek Hanım, aslında sizler uzun senelerdir sektörün içindesiniz ve sürekli bir bilgi birikimi var. Başarı da kaçınılmaz olmuş haliyle. Peki bu alanda başarınızın sırrı nedir? İşini sevmek, özverili olmak. Çok güzel. Aslında çekirdekten başlayıp ve aynı zamanda işinizi severek icra ettiğiniz zaman başarı da kaçınılmaz oluyor diye dediniz. Evet, tabii ki. Şimdi geleceğe dair bence plan projelerimiz vardır diye düşünüyorum. Şimdi çok güzel bir işletmedeyiz, büyük bir alandayız, hizmet veriyoruz ama hedeflerimiz mutlaka vardır değil mi? Kalitemizden ödün vermeden işimize devam etmeyi düşünüyoruz. Değerli izleyicilerimiz mutlaka sizlere ulaşmak isteyecektir ve bu güzel hizmetlerden faydalanmak isteyeceklerdir. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Sosyal medya aracılığıyla ve iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilir, rezervasyon yaptırıp hizmetlerini alabilirler. Çok güzel. Aslında sizlere ulaşım da çok kolay diyebiliriz. Evet. Peki son olarak değerli izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Güzelliğinizi keşfetmek adına ilham kaynağınız olmak için buradayız. Olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve bu alanda başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim, bizler size güzellik alanından seslendik. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Ben Zehra Fidan, programımız Sız Kesme'den devam ediyoruz.